Dersimiz Tarih'ten herkese merhabalar. Ahval Podcast ve video dizisindeyiz ve tarih konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, tarihin önemli dilimlerinden bir tanesi. Konuşulan tarih var, pek de konuşulmak istemeyen bir tarih var. Konuğum tarihçi, yazar Ayşe Hür. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Biraz konuşulmayan, konuşulmak istemeyen tarih kesitlerine bakacağız bugün. Büyük taarruz idrakını yaşadı Türkiye her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi 26 Ağustos, 30 Ağustos arası. Hı hı. Ama 30 Ağustos 1922'de iş bitmiyor tabii. Bir de sonrası var. Hı hı. 30 Ağustos'tan Eylül ortalarına hatta sonlarına kadar uzanan bir süreçte yaşanan bir olay var. Bu olay İzmir yangını. İzmir yangınının etrafındaki işte temel aktörler Mustafa Kemal Paşa, komutanlar, bir tarafta hezimete uğramış olan ve Anadolu'yu terk eden yavaş yavaş Yunan birlikleri, onların komutanları ve tabii ki İzmir'in kadim ahalisi, orada oturanlar. Bunların önemli bir kısmı Osmanlı tebaası gayrimüslimler. Bunları konuşacağız. Bu İzmir yangını neydi? Nereden başladı? Nasıl gelişti? Bunun sorumluları kimlerdi? Nereden tetiklendi? Ve ne gibi sonuçlara yol açtı? Başlayalım istersen Ayşe. Bunun arka planı aslında tabii ki o büyük taarruz dediğimiz. Hı hı. Batıya doğru ilerleyiş. Mustafa Kemal kuvvetleri önlerine Yunan birliklerini katmış durumda. Dış güçler bir anlamda sahanın kenarına çekilmiş durumda. Taç çizgisinin dışındalar, seyrediyorlar ve bir dram yaşanıyor. Evet. Dinliyoruz. Evet, 30 Ağustos işte Dumlupınar Meydan Muharebesi, oradan Başkomutanlık Meydan Muharebesi adını alacak o son başarılı hamleden sonra biliyorsun 1 Eylül'de Mustafa Kemal ordu birliklerine ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri cümlesiyle, emriyle biten bildirgeyi göndermişti ve kendisi de ordu birlikleriyle İzmir'e doğru ilerlemeye başladı. 3 Eylül'de bir gün önce Trikopis'in Yunan generali başkomutanı Trikopis'in esir alındığı Uşak'a, 4 Eylül'de Eşme'ye geldi, 7 Eylül'de Alaşehir'e gitti, oradan Salihli'ye geçti, 9 Eylül günü yorgun ordunun konakladığı Nif'te, bugünkü adıyla Kemalpaşa'da, Kemalpaşa'nın biraz ilerisindeki Belkahve mevkiinden İzmir'e bakarken yabancı harp gemileriyle dolu körfezi gördüğü ve Anadolu'nun o diğer şehirlerinin aksine dumanların tütmediği, öyle diyeyim, ve bu açıdan bir anlamda zarar görmemiş olan şehre baktı ve bu şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm dediği rivayet olunur. 9 Eylül günü kendisine İzmir'in alındığı söylendikten sonra da şehre doğru ilerleyecektir. Ama o gün İzmir'de nasıl bir atmosfer vardı konusunda elbette Türk tarafının anlatılarına da kulak verebiliriz. Ama bir parça öteki tarihçilik yaptığımız için İstanbul'da yayınlanan Dajagamart Cephe Savaşı adlı Ermenice gazetede 19 Eylül tarihinde yayınlanmış bir makaleden küçücük bir bölüm okuyarak size izninizle hatırlatmak istiyorum o günü. Diyor ki bir Ermeni genç, şehirde yaşayan biri, 9 Eylül cumartesi günü öğleden sonra Türk birlikleri süvarileri İzmir'in kordon boyundan 4 nala kılıçlarını çekmiş vaziyette şehre girdiler. Onlar şehre girerken önlerindeki, çevredeki Rum vatandaşlar korkuyla kaçışıyorlardı. Yunan askerleri de diyor elbiselerini çıkarıp silahlarını atarak kaçışıyorlardı. Gece diyor Türk askerleri ve silahlı çapulcular, bu önemli, daha sonradan İzmir yangınının da bunlar vasıtasıyla çıkarmış olduğu iddialarına değineceğiz. Bu çapulcular karşılarına kim çıkarsa Rum ya da Ermeni yakalayıp belirsiz bir yere götürmeye başladılar. Halk sabaha kadar süren diyor silah sesleri arasında geceyi geçirdi. Pazar sabahı silahlı çapulcular ve askerler çarşıya daldılar. Arabalara, atlara, sırtlarına ne varsa mal mülk yükleyerek diyor Türk mahallesine taşıdılar. Bu da yağma anlatılarının belki de ilk örneklerinden biri. Daha sonradan çok az konuşulacak bu konu, onu da belirteyim burada. Akşama doğru diyor aynı durum Ermeni mahallesine tatbik edildi. Araştırma ve soruşturma yapmak gerekirse evlere girilir. Evlerde ne varsa soyulup talan ediyordu. Karşı koyanlar da öldürülüyordu diyor. Şimdi bu karşı anlatı. Buna zaten daha sonradan
itiraz etmeyecek Türk tarafı da ve ancak bunu bize onlar çok yapmıştı, bizim de onlara acımasız davranmamız hakkımızdı diyerek şey yapacak, meşrulaştıracaklar. Mustafa Kemal 10 Eylül günü Turgutlu üzerinden İzmir'e geliyor. Önce bir konakta halka sesleniyor veya mülki amirlerle falan görüşüyor. O sırada İzmir'in içi çok karışık, bu demin aktardığım anlatıdan da görüldüğü gibi. Bu nedenle hemen kendisine güvenli olması için Karşıyaka'da bir köşk hazırlanıyor. Sonunda İplikçizadelerin köşküne yerleştiriliyor ve ordu mensupları falan onu ziyarete geliyorlar. Önce şaşkınlık yaratıyor aslında Mustafa Kemal'in bu tarihte gelmesi, çünkü daha sonra kentte güvenliğin sağlanmasından sonra geleceği varsayılıyor. İşte hoş geldinler, el öpmeler, çiçekler, çelenklerle süslü böyle sofrada yemekler vesaire derken silahlar patlıyor ve o sırada anlaşılıyor ki dışarıda Çolak İbrahim Bey'in elindeki Türk birlikleriyle Yunan bölük karşılaşmış ve bir çatışma yaşanmış. Neyse sağ salim atlatılıyor bu. O günün önemli bir başka olayı, şehrin askeri valisi, 1. Ordu Kumandanı Sakallı Nurettin Paşa'nın Mustafa Kemal'e elinde değerli taşlarla süslü bir kılıçla ziyareti. Bu göya Buhara Cumhuriyet tarafından İzmir'e ilk girecek birliklere verilmek üzere hazırlanmış bir hediye. Bu sembolik bir kılıç töreni, bütün biliyorsun bugünümüzde de kılıç hakkı, kılıç artığı gibi terminoloji bu fetih söyleminin bir parçası. Orada da bu bir şekilde kendine yer bulmuş görünüyor. O gün bir başka trajik olay oluyor. İzmir'in Rum metropoliti Hristostomos. Önce yanında kentin ileri gelen gayrimüslim unsurlarıyla Mustafa Kemal'i ziyaret etmek istiyor. Mustafa Kemal bunu kabul etmiyor ve bu ekibi Sakallı Nurettin Paşa'ya yöneltiyor iddialara göre. Sakallı Nurettin Paşa'nın gruba uygun bulduğu kader onları halka linç ettirmek oluyor. İki çeşmelik karakoluna sorgu için götürülürken güya etrafta birikmiş güruh tarafından katlediliyorlar. Daha sonradan bu linçin en yakın tanığı ve bu dönemin önemli celladı Ali 1973 yılında Yeni Asır gazetesine bu olayı anlatıyor. Şöyle bitiriyor. Uzatmadan aktarmak için, jandarmalar diyor ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Galeyana gelenleri yatıştırmaya çalışıyorlardı. Fakat nasıl olduysa diyor papaz kaşla göz arasında kayboluverdi. Ey ahali ne oluyor, yaptığınız doğru değil diye bağırdı biri ama diyor zaten diyor ona kanun cezasını vermiş demeye kalmadan Hristostomos parça parça edildi ve cesedi de bir kenara atıldı. Kafasına vurulan ilk sopayla kanlar içinde kalmıştı zaten diyor ve iddiasına göre kendisine Hristostomos bazı şeyler ifadelerde bulunmuş ama ben onlara inanmıyorum. Yani böyle biraz hikaye yazmak için anlatıyor sanıyorum. Başka yabancı kaynaklara göre de zaten yani linç sırasında öncesinde işkence edildiği ve baltalarla parçalandığı evet, söyleniyor evet. Hristostomos. Yani burada kısaca geçtik ki böyle çok dramatik bir şekilde öldüğü belli. Ki bu hukuk kurmak, tesis etmek iddiasıyla ne diyeyim o kente gelen ve Yunanlıyı veya işgalcileri hukuksuzlukla suçlayan bir rejim için kötü bir başlangıç yani. Biraz gelecekteki olayları da haber veren bir başlangıç. Çünkü bu Sakallı Nurettin daha sonra Ali Kemal adlı Kemalistlere muhalefet yapan önemli bir İstanbul gazetecisini ve bürokratını, Osmanlı bürokratını da linç ettirecek aynı yöntemlerle. Hakkındaki anlatımlardan ve yazılardan anladığımız Sakallı Nurettin zapt edilemeyen, Mustafa Kemal tarafından da zapt edilemeyen, son derece gaddar, acımasız ve kindar bir Osmanlı paşasıymış ve epey insanlık suçuna bulaşmış. Evet, buradan bunu anlıyoruz bugünkü anlatımlardan. Evet. 1921 Mart'ında patlak veren Koçgiri ayaklanması ya da kalkışması sırasında da bastırma eylemini o kadar vahşice ve gaddarca yapmıştır ki gerçekten daha sonradan mecliste bu konu tartışılırken
kınanmıştır fakat cezalandırması bu yüzden olmamıştır. Yani bu da bir çeşit devlet politikası olduğunu, bu gayrimüslimlere yönelik sert politikaların düşündüren şeylerden biri. Ardından böyle hep tarihçilerin çok severek anlattığı resmi tarihçilerin meşhur olay var biliyorsun. Yunan kralı Konstantinos'un Anadolu'daki Yunan birliklerine moral vermek üzere İzmir'e geldiği sırada kaldığı Beyaz Köşk'e köşke Mustafa Kemal'in ziyareti var. O sırada yere serilen bir Yunan bayrağını çiğnemesi beklenirken onun hayır bunu kaldırın demesi yani saygı göstermesi seremonisi düşmanına ki Şevket Süreyya o gün onu genç bir ilah gibi girdi Beyaz Köşk'e diye tarif eder. Arkasından Kordon'daki Kramer Otel'e gidecektir ertesi gün Mustafa Kemal 11 Eylül'de. Burada kendisini görüp de son anda tanıyan garson işte alelacele ona bir sofra hazırlayacaktır. Mustafa Kemal orada enteresan bir şekilde yine Konstantin'le ilgili bir şeyi sorgular. Buraya gelmiş miydi, burada bir kadeh rakı içmiş miydi der. Garsonlar hayır Paşa Efendimiz deyince de öyleyse neden İzmir'i almak istemiş diyerek İzmir'in bu onun sofra geleneğindeki yerine dair çağrışımlarına dair bir ipucu verir bize. Bu gün aynı zamanda ileride eşi olacak çok kısa sürede olsa eşi olacak. Latife Hanım'la tanıştığı gündür de Uşakizade Muammer Bey'in köşkünü gezdiği sırada karşılaşacaklar ve Latife Hanım koşarak onun ellerini öpecektir ve aralarında böyle bir romans başlayacaktır bu karşılaşmadan sonra. Fakat bizim esas konumuz yangın, onu unutmayalım bu romantik hikayeler arasında. Sorulmak istediğim bir şey varsa buraya kadar. Evet, şimdi yangına geçeceğiz ama şu bilgileri de arada araya girip vurgulamış olalım. Bu İzmir tabii halk arasındaki tabiriyle gavur İzmir. Gavur İzmir. Gavur İzmir. Ama tabii bir Osmanlı nüfus sayımı var 1905'te. Aslında şöyle farklı söylentiler var. Yani buradaki gayrimüslimlerin oranı hakkında. Ne kadarı gayrimüslim, ne kadarı Müslüman. Şimdi bir kaynağa göre 250 bin civarında bir nüfus var. Toplam nüfus bunun 130 bini. Gayrimüslim. Fakat Osmanlı 1905, fakat diyorum ama aslında aşağı yukarı örtüşüyor. Osmanlı nüfus sayımı 1905'te diyor ki aşağı yukarı 100 bin Müslüman var. 74 bin yaklaşık Ortodoks Hristiyan var. 12 bin yaklaşık Ermeni var. Ermeni Hristiyan var. Ve işte 25 bin de farklı işte Katolik falan herhalde. Yani. Ve yani bu şeye göre aşağı yukarı işte yarı yarıya gibi duruyor şeyler. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi Henry Morgenthau da aşağı yukarı doğruluyor. Yani yarısı İzmir'in gayrimüslimdi diyor. George Horton yine Amerikan konsolosu İzmir'deki yangından önce ki onu konuşacağız şimdi 400 bin kişi yaşıyordu diye bilgi vermiş. İzmir'de bunların 170 bini aşağı yukarı Türklerdi, Müslümanlardı demek istiyor. 150 bini Grekler, Yunanlar, Rumlar, 25 bini Yahudiler. İzmir çok önemli bir Yahudi şehri, bunu biliyoruz. 25 bini de Ermeniler, işte 20 bini de Katolik İtalyanlar, Levantenler vesaire. 10 bin İtalyan, evet, 3 bin Fransız, 2 bin İngiliz. 300 de Amerikalı. Sayıya boğduk ama genel bir fikir versin diye ben araya girdim. Çünkü İzmir dediğimiz bu Levantenleri bir tarafa bırakırsak dışarıdan gelenleri, tüccarlar, tacirler vesaire aslında çok önemli miktarda gayrimüslim Osmanlı tebaasını yani sultana bağlı olan Osmanlı tebaasını barındıran çok önemli bir liman şehri. Evet. Evet. Şimdi yangına geçelim. Bu tarihte ayrıca Yunan orduları yani izlenen ve sürülen Yunan ordularının önünde kaçan Anadolu'nun iç Ege bölgesi dediğimiz bölgenin Yunan ahalisi de İzmir'e doğru gidiyor tabii orduyla birlikte. Çünkü arkalarından Türk orduları geliyor ve biraz önce anlattığım gibi daha İzmir'de bile işte tutuklanıyorlar, bir yerlere götürülüyorlar vesaire ve tabii kaçarken öldürülme vesaire gibi korkuyu daha çok yaşıyorlar. Yani İzmir'in
Ayrıca da dışarıdan gelmiş bir gayrimüslim nüfusu var bu tarihte, ama tabii onların sayısını bilemiyoruz. Bildiğimiz yani da bütün Anadolu'da yaşayan Pontuslu Rum diye ve tabir edilenleri de katarsak Cihan Harbi'nin sonuna doğru 2 milyona yakın kişinin olduğu. Bunlardan daha sonradan işte 300 bin kadarının mübadeleyle gönderildiğini bildiğimize göre arada çıkardığımız zaman 2 milyondan en aşağı 1 milyon 600 bin kadar bir Rum nüfus vardı. Bunların işte en az 1 milyon 200 binin bu süreç içerisinde veya daha önce de 1913'ten itibaren peyderpey Anadolu'dan gönderildiğini hesaplıyoruz. Kendi istekleriyle de sürülerek, ama sonuçta... Sürülerek dediğimiz şey aslında günümüzün tabiriyle etnik temizlik. Evet, evet. Yani tabii savaş ortamındaki o ayrışmayı eleştiremiyorsunuz. Çünkü kanlı bir savaş yaşanmış. Biri diyor ki benim topraklarım burası. Biri diyor ki hayır benim ata topraklarım diyor. Sonuçta galipler yazıyor tarihi ve galipler her zaman mağluplara karşı gaddarca davranıyorlar. Yani bunu pek çok hikayede biliyoruz. Yani Batı'nın çok seçkin diplomatları vesaireleri bile sonradan ince ince etnik temizlik, işte soykırım planları yaparak pek çok yerde şey, büyük devletlerin egemenliğini sürdürüyorlar. Sonuçta yangına gelirsek o gün de bugün şimdi de... Şimdi 8 Eylül akşamı, Cuma, 8 Eylül Cuma akşamı Yunan kuvvetleri İzmir'in büyük ölçüde tahliye etmiş durumdalar, çekilmiş evet, durumdalar. Evet. İzmir Körfezi'nde 20 ila 24 kadar müttefik gemisi var. Bunların bir kısmı İngiliz, bir kısmı Fransız. Manzara böyle. Ve Türk birlikleri, yani Mustafa Kemal birlikleri konağa geliyorlar. Evet. Ve buradan itibaren hadiseler anlattık zaten. O günden sonra evet, olanları küçük küçük Atatürk perspektifiyle evet, anlattık. Halk arasında neler oluyor tabii çok iyi anlatamadık. Çünkü hakikaten çok az hatırat vesaire var ama panik, telaş, Türk tarafında büyük sevinç, coşku, efendime söyleyeyim, çapulcular, bu orduyla sadece Yunan güçleri kaçmıyor. Ordunun hem kanatları altında semirmiş olan hem de bir anlamda kendilerine paramiliter bir güç statüsü yüklenmiş olan çeşitli çeteler falan var. Yani eşkıyaların yönettiği küçük küçük çeteler var. Bir de başı bozuklar var yani. Yoksul Türk ahaliden oluşan. Onlar tabii bu fırsattan istifade yağma vesaire, kundaklama, tecavüz, katliam gibi şeylere kendi inisiyatifleriyle de katılıyorlar. Burada esas olan Sakallı Nurettin gibi acımasız bir komutan olduğu için ordu birliklerinin başında bunları denetlemiyor, engellemiyor, cezalandırmıyor. Aksine teşvik ediyor yani. Buradaki dramatik ölümlerin vesairenin nedeni de bir ölçüde Nurettin Paşa. Ama bu da dediğim gibi hesabı görülmüş bir sayfası değil Türk siyasi tarihinin. O gün de bugün de yangının nerede başladığı meselesi sanki yangının kimin tarafından çıkarıldığı sorusunun cevabı gibi ele alındığı için çok fazla didiklenmiş bir konu. Yani sanki Ermeni mahallesine çıktığı tespit edilirse Ermeniler, Rum mahallesinde çıktıysa Rumlar, Türk mahallesinde çıktıysa Türkler başlatmış gibi anlaşılır ki bence tam tersi olması daha makuldür. Yani düşman gördüğün mahallede çıkartırsın bir yangın çıkartıyorsan. Bu açıdan nerede başladığı konusunu resmi Türk tarihçilerle bizim gibi öteki tarihçiler farklı şekilde ele alıyorlar ama birkaç noktada başladığında bütün yazarlar hemfikir. Hani bir saat önce şurada mı, bir saat sonra şurada mı konusu tartışılabilir. Mesela Doktor Çınar Atay tarihin içinde İzmir kitabında ki kendisi resmi tarihe yakın bir insan. O bir Ermeni rahibe dayanarak yangından birkaç saat önce bir Türk ayakkabı boyacısının Ermeni mahallesinden sokaklarından bağırarak geçtiğini ve buradaki Müslümanlara kaçmaları gerektiğini bildirdiğini söylüyor. Şimdi resmi tarihçinin anlatısı demek ki başka bir yerde başlamış. Bir Ermeni çıkarsa niye Müslümanları uyarsın? Böyle bir anlatı var. Ama o sonra yangının çıkış yerini Saint Constantin Rum Mahallesi olarak söylüyor ve planlayıcısının da Nurettin Paşa tarafından linç ettirilen Hristostomos olduğunu iddia ediyor. Birdenbire hikaye takla atıyor yani. Hmm. Bu yangında Ecole de Evangelique adlı
Eğitim Kurumu'nda Rumların yaklaşık 30 bine yakın değerli kitap yanı sıra değerli kitap ve başka değerli ikonlar, tasvirler vesaireler, malzemelerin de yandığını biliyoruz. Ama Çınar Atay örneğin bunlara bir açıklama getirmiyor. Yani Rum niye kendi en değerli hazinesinin olduğu bir mahalleden başlatır yangını, gider Türk mahallesini yakar diye mantıken düşünüyoruz. Bunun gibi başka karşı tarih anlatıları da var. O konuşmamın başında sözünü ettiğim o Ermeni genç ise birkaç yerden başladığını, tanıklık ettiğini anlatıyor 19 Eylül tarihli gazete yazısında. Diyor ki önce diyor Mortakiye Rum Mahallesi'ne başladı. Sonra diyor demir yolu yakında bir noktadan çıkıp tekrar diyor Rum Mahallesi'ne yürüyen ikinci bir yangın gördüm diyor. O gün diyor bütün halk kordonda toplandı. Yabancı savaş gemileri diyor bazı kişileri şeylerini aldılar. Kimi kaçabildi, kimi kaçamadı diyor. Sonra diyor 13 Eylül günü artık yangın bütün kordona yaklaşmıştı diyor. Büyük patlamalar duyuldu. Ardından diyor karantina hastanesinin bulunduğu bölgedeki benzin depoları ve başka patlayıcı maddelerin olduğu yerler diyor infilak etti diyor. Bu sırada diyor Ermeni kilisesinin de yangından nasibini aldığını ve çöktüğünü gördük diyor. Kemerler dağıldı diyor. 16 Eylül'de de diyor Şafak'ta diyor yangın çıkarmaktan suçlanan 4 idam oldu diyor. Bunların ikisi Ermeni, biri de Rum'du diyor. Diğerleri kim? Türk veya Müslüman gruplar. Şimdi bütün bu bilgiler bize tabii ki sağlıklı bir şey vermiyor nereden çıktığı veya kim tarafından çıkarıldığını. Ancak sonuçlarını biliyoruz ne olduğunu. Bu yangın İmbat'ın yerini güneydoğudan esen bir rüzgara bırakmasıyla 14 Eylül'de batıya yayılacak. 15 Eylül'de kontrol altına alınacak. 18 Eylül'de söndürülebilecek. 23 Eylül'de yine bir Hisarönü Camii'nin arkasına yeniden başlayacak. Ve sonunda şehrin güvenli hale gelmesi 30 Eylül'ü bulacak. Bu tarihe kadar şehrin Ermeni Rum mahalleleri tamamen Avrupalıların yaşadığı Frank Mahallesi kısmen yanacak. Yangın muhtemelen 15 Eylül'de rüzgarın tekrar İmbat'a dönmesi sayesinde Türk ve Yahudi mahalleleri çok az zarar görerek, hatta zarar görmeden kurtulacak. Şimdi kaç kişi yaşıyor diye biraz önce kaba hatlarıyla söyledik ama sonuçta toplam 500 bine yakın kişinin Ermeni ve Rum olduğu o tarihteki nüfusun kabul eden öteki tarihçiler var. Bunun 320 bininin gemilerle tahliye edilebildiğini, geri kalan 180 binin yangında ya da denize dökülerek veya çeşitli öldürme olayları sonucunda hayatını kaybettiğini yüksek bir rakam. Sonuçta şehrin bir anlamda kendiliğinden, ki buna kendiliğinden denmeyeceğini biraz sonra belki biraz daha detaylandırırız, şehrin etnik temizliğe tabi tutulduğunu görüyoruz. Buna dair Mustafa Kemal'e vesaireye de atfedilen bazı konuşmalar var. Bu şeyi onların da böyle etnik temizlik olarak gördüğünü vakit olursa söyleriz onlara. Tabii ona girelim. O Nutuk'ta mı Mustafa? Yok Kemal değil aslında. Nutuk'ta sakallı Nurettin Paşa'ya dair çok önemli bazı sert eleştiriler yöneltiyor Mustafa Kemal. Değil mi? Daha sonra. Evet. Kendisiyle aslında bir çeşit rekabet içinde olduğunu anlatan bir sürü örnek veriyor. İşte Sakarya'daki rolü, işte büyük taarruzdaki rolü, kendine mal etmesi, o kahramanlıkları, daha sonra milletvekili olmaya kalkışması, listelerden çıkarılmasına rağmen ısrar ederek işte seçimlere katılması, Mustafa Kemal aleyhinde yazdığı makaleler, konuşmalar vesairelerle çok antipati duyduğu bir insan. Ama onu İzmir yangınıyla suçlamıyor Mustafa Kemal. O dönemde aslında çok çok programımızı zorlayacağı için girmiyorum ama hem kentin içindeki yabancı misyon görevlilerinin hem yerli ve yabancı gazetecilerin gözlemleri çok birbiriyle çelişen bilgiler içeriyorlar. Hatta kişiler kendi içlerinde de çelişiyorlar. İlk gün örneğin yangını Türk çapulcularının, Türk askerlerinin çıkardığını söyleyen bir yabancı konsolos görevlisi, olaylar yatıştıktan ve İtilaf Devletleri ile Mustafa Kemal arasında resmi ilişkiler kurduktan sonra anlatısını tam tersine
çevirebiliyor. Vaktimiz varsa onlara dair de örnekler veririm ama sanıyorum burada en çok üzerinde durulan özellikle resmi Türk tarihçilerinin tanıklığına güvendiği İzmir'in itfaiye şefi Paul Gresovich var. Sırp asıllı bir Avusturya Macaristan vatandaşı kendisi. Kendisi yangın esnasında Near East Relief adlı Amerikan işte yardım kuruluşunda görevli Amerikalı mühendis Mark Prentice'e sıcağı sıcağına bazı şeyler anlatıyor. Bu ikilinin anlatımları çok önem taşımış belli ki, evet, diğer kaynaklara. Evet. Çünkü onlar, evet, birebir görüyorlar. Evet. Bir de daha sonra belge yayınlarından çıkan Dora Sakaya'nın hazırlamış olduğu bir Osmanlı Ermeni zabitinin doktor bu, evet, kişi. Galiba büyük dedesi. Evet. Orada kalıyor ve Osmanlı zabit kıyafetiyle dolaştığı için o kargaşa günlerinde kimse bu Ermeni zabitine bulaşmıyor. Bu adam daha sonra işte Midilli üzerinden gidiyor. Ta Buenos Aires'e kadar zaten işte Ermenilerin gittiği yerler belli. Osmanlı'dan yaşanan soykırımdan sonra. Ve orada bunları yazıyor. Çatıda buluyor bunu, bu anlatımı. Hı hı. Bu notları Dora Sakayan, hı hı, ve yayınlıyor. Dora Sakayan, evet, da bir doktor. Kanada'da, evet, yaşayan bir, evet, doktor. Bir de bu, evet, var tabii. Bildiğiniz, evet, onun doğrudan tanıklıkları var. Şimdi hani hemen bulabilseydim okurdum size ama yine şeye, Mark Prentice'e dönersek, bu kişi ABD'ye döndükten sonra hazırladığı raporu Amiral Bristol'a sunacak. Ve bu anlatılar sonradan herkes atıfta bulunacak. İki kere karşılaşıyor Prentice'le bu Gresovich. 10 Eylül ve 13 Eylül'de. Onun söylediğine göre 1922 yılının Eylül ayında 5 yangın çıkmış. Kendisi Türk tarafı tarafından kırpılmış, öyle tabir ediyor. İtfaiye teşkilatıyla bunlarla başa çıkmayı başarmış ama pazar gecesi, pazartesi günü ve gecesi aynı anda çıkan, yani 10 Eylül'de aynı anda çıkan pek çok yangın ihbarı aldığını söylüyor. Bunlar biraz önce anlattığımız o tablo içerisinde çıkması muhtemel küçük yangınlar. Bunlar da baş edemedin çünkü Kazım Dirik Paşa'nın teşkilatındaki Rum asıllı itfaiyecileri görevden aldığını ve 100'e yakın personelin 37'ye düştüğünü söylüyor. Bu yüzden diyor ben müdahale edemedim teşkilatımla bu yangınlara ve bu yüzden de diyor Kazım Dirik Paşa sorumludur aslında teknik olarak diyor. Fakat işte Ermeni okulundan, Dominiken Kilisesi'nden çıkan birkaç bin Ermeni diyor yerlerinden uzaklaşırken bu kişilerin boşalttığı yerleri incelediğini, oralarda gaza emdirilmiş ve yakılmaya hazır meşaleler gördüğünü söylüyor. Şimdi bu anlatıları da, evet, ne demiştik, Ermeniler başlattığı yangına hikayesine kanıt gösteriliyor. Halbuki bu tür hazırlıklar olabilir ama bunları kimin yaptığı, kimlerin koyduğu da, oralara yerleştirildiği de bilinemez. Yani bunların hepsinin değeri, bilimsel değeri çok sınırlıdır. Nitekim daha sonradan bir başka kaynaktan duyduğum kadarıyla Türk İtfaiye Müdürü'nün hatıratında yangını Sakallı Nurettin Paşa'nın emriyle hareket eden bir grup askerin bir Ermeni kilisesinde içeri tıktığı belli bir grubu imha etmek için başlattığı yangınla başladı ama daha sonradan rüzgarın etkisiyle kontrol dışına çıkarak yayıldığını yazdığını biliyoruz. Sonuçta bugün işte Amiral Bristol belgeleri ya da Bristol Papers adıyla tasnif edilen bu rapor Ermeni kaynakları tarafından güvenilmez bulunuyor. Çünkü bu Mark Prentice denilen zat henüz olayların sıcaklığı sürerken raporu yazmadan serbest muhabir olarak çalıştığı anda New York Times gazetesine bir yazı gönderiyor. 18 Eylül tarihinde Nusa'da çıkıyor bu yazı. Bu diyor ki İzmir'in Türklerin eline geçmesinden sonra Türk kuvvetlerince binlerce kişinin öldürüldüğü ve şehrin yağmalandığı ve kendi tanık olduğu bazı yağma ve öldürme olaylarından bahsettikten sonra diyor ki bizlerin çoğu gözlerimizle gördük ve bunları doğrulamaya hazırız diyor. Türk askerleri ellerindeki gazlı maddeleri caddelere ve evlere atan askeri yetkililerce yönetiliyordu. Konsolos yardımcısı Barnes bir Türk askerini gümrük binasını ve pasaport binasını ateşe verirken gördüğünü anlattı. Aynı şekilde Kızıl Haç yetkilisi binbaşı Davis de diyor Türk askerlerini evleri ateşe verirken gördüğünü söyledi. Donanma devriyesi de Amerikan okulu civarında diyor yangın çıkaran Türklerle karşılaştığını anlattı. Şimdi böyle olup da yani bir gazeteye gönderdiği bağımsız görüşünde bunları anlatırken Amiral Bristol'e verdiği raporda olayı
farklı anlatması doğal olarak bu tanığı güvenilirlikten çıkarıyor. Bunun gibi pek çok çelişkili anlatı var dediğim gibi o cephede. Mustafa Kemal ne yaptı diye demin evet. sorduğunu hatırlıyorum. Vaktimiz de sınırlı ise onu bir tabii onu alalım. Evet. Geçelim. Şimdi yaveri Salih Bozok okun anlattığına göre Gavur İzmir alevler içinde cayır cayır yanarken gökyüzü kızıl üzerinde yükselen siyah bulutlarla kaplı iken Mustafa Kemal Uşakizade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşkünde bir ziyafet veriyor ya da şerefine verilen ziyafete katılıyor daha doğru bir ifadeyle. Bu bence anlamlı bir şey gibi geliyor bana öteki Göztepe tarih olarak. Derken İstanbul Göztepe mi? Hayır, İzmir. İzmir Göztepe. İzmir Göztepe. Biliyorsun orada da var ve evet. Futbol takımı vesairesi de olan bir şeydi. Evet. Şimdi bir kent, buraya bir şey olsaydı hiç çok üzülürdüm dediği bir kentse Mustafa Kemal'in. O gün en azından böyle şen şakrak bir gece geçirmesi bence pek kolay olmamalıydı. Nitekim bu ziyafeti ayrıntılarıyla anlatan işte Bozok, Fevzi Paşa diyor, İsmet Paşa diyor, ben Latife Hanım işte hepimiz kadehleri dolduruyorduk, kalamarları lüp lüp yutuyorduk, işte İzmir'in de kalamarı pek farklı canım diye gülüşüyorduk diyor. Bunu 1939 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne uzun uzun anlatmış Salih Bozok. Sonra Latife Hanım'la bir ara Mustafa Kemal'in baş başa kaldığını ve aralarında bir sohbet yürüttüklerini söylüyor. İkili yangının dehşetle büyüyen, yayılan yangına bakıyorlar köşkün pencerelerinden ve şöyle bir konuşma geçiyor. Bu yangın yerinde size ait bir emlak var mıydı efendim diyor soruyor Mustafa Kemal. Latife Hanım da mühim bir kısmı yanan sahadadır diyor. Ama diyor paşam isterse hepsi yansın yeter ki siz sağ olun. Bu mesut günleri gören insanlar için malın ne kıymeti olur diyor. Mustafa Kemal bu cevaptan çok hoşlanıyor ve diyor ki evet yansın ve yıkılsın hepsinin telafisi mümkündür. Şimdi bu Salih Bozok'un anlatımı. Daha sonradan Avni Doğan bu konuları da içine alan bir kitap yazmış. Muhtemelen Avni Doğan İzmir'de değildi. İkinci kaynaklardan aldığı bir duyumla yazmış bunu. Yanındaki askerlere o gün, o genç, o yemek sırasında yanındaki askerlere şöyle dediğini iddia ediyor. Ve bu yalanlanmış bir anlatı da değil. Çocuklar bu manzaraya iyice bakın. Bu alevler bir devrin sona erip yeni bir devrin başladığını gösteren bir yangındır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyıllarındaki bütün günahları bu ateşle temizlenirken yeni bir Türk devletinin kuruluşu ve Türk milletinin yükselişini cihana ilan ediyor bu yangın diyor. Şimdi çok böyle fazla kurgusal cümleler bunlar. Bence Mustafa Kemal böyle anlatmamıştır ama en azından o dönemin elitinin bu yangını nasıl gördüğü ve nasıl içselleştirdiği ve memnuniyet duyduğunu anlatan bir anlatı diye aktardım. Yakup Kadri'nin anlatıları var. O da Fahri Rıfkı ile birlikte o gece o ziyafetteymiş. Mustafa Kemal'in yalçın ve yırtılmaz bir sakinlikle yangını izlediğini söylüyor ki bu bence Fahri Rıfkı'nın lügatinde bir parça kritik eden bir ifade. Yani fazla soğukkanlı idi demeye getiriyor. Halinde, ha, yapılacak evet. kadar. Fevzi Paşa İzmir'e giriş diyor. Bilhassa iki tarihi hadisenin acı akıbetli iki olayını yarattı diyor. İfadeler bozuk, özür dilerim ona ait. Biri diyor İzmir'in büyük yangını, diğeri Gazi Kemal'in bu yangın münasebetiyle yerleştiği otelden Latife Hanım'ın Göztepe'deki evine yatılı misafiretidir. Yani İleride çok onaylamadıkları bir evliliğin ortaya çıkışını da kötü olay olarak sayıyor. Ki yangınla ikisini denk tutması da gerçekten çok enteresan. Bunlardan birincisi diyor kısmen Nurettin Paşa'nın kısa görüşü. İkincisi de diyor işte tesadüf denilen müessif amilin sonucudur. Şimdi burada ilk defa
bir yüksek kademeli bir askerin sakallı Nurettin Paşa'ya yaptığı bir atıfla karşılaşıyoruz. Yangın neden onun kısa görüşü sonucu çıkmış olabilir diye izlediğimizde bence buradan ilerlemesi gerekiyor bir öteki tarihçinin. Evet. Yani buradan anlattıklarından anladığımız bu İzmir yangınının çıkış noktasında çok gözle görülür miktarda Sakallı Nurettin Paşa'nın ve onun desteklediği ekibin parmak izleri var. Evet. Böyle bir sonuca varmak mümkün belki de, bilmiyorum. Evet, ama o dönemin yazışmalarında, itiraf devletleriyle görüşmelerde bu konu tabii ki hiç gündeme gelmiyor. Sakal Nurettin Paşa'nın intikam almak hakkımız sözünü kaydediyor itiraf devletleri. Ama Mustafa Kemal bu konuda Ermenilerin suçlu olduğunu düşündüğünü gösteren birkaç telgraf çekiyor sağa sola. Fakat itiraf devletlerinin temsilcisine ise nahoş bir olay demekle yetiniyor. Onunla yani Ermeniler çıkardı, Rumlar çıkardı, şehrimizi yaktılar, bunu tazmin etmeliyiz, suçluları bulun vesaire gibi hiçbir konuşma yapmıyor. Bir çeşit örtbas etme ve hatta itiraf devletleri temsilcisi şaşırıyor. Diyor ki bu çok zayıf bir ifade değil mi, nahoş bir olay demek? Yani bunu diyor Batı biz kamuoyumuza aktaracağız. İnsanlar diyor ikna olmazlar diyor. Hiçbir şekilde İkinci bir cevap vermiyor ve konuyu kapatarak Mudanya, işte özür dilerim, mütareke görüşmelerin nerede yapılacağı konusuna geçiyor Mustafa Kemal. İleriki tarihte TBMM'de konuşulmuş olabilir diye düşünebilir izleyicilerimiz. Doğru ya, olayların sıcağında konuşulmadı ama bunun bir de Ankara ayağı var. Orada konuşulmuştur. Hayır, orada da konuşulmuyor. Örneğin 29 Kasım 1922 tarihli gizli celsede Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey bir itirafta bulunarak 20 bin ev yandı. Gayrimüslimlere ait mal eşyadan pek azı kaldı diyor. Zarar en az diyor 300 milyon liradan fazladır diyor. Bu 1923 bütçesinin üçte birine tekabül ediyor, bir fikir vermesi için söylüyorum. Mardin mebusu İbrahim Bey diyor ki işitiyoruz ki İzmir'in yağmasına birçok zabitan ordu kumandanı iştirak etmiştir. Bu vaki midir? Sonra 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa diyor bütün nakit parayı ve eşyayı almış, birçoklarını dağıtmıştır. Bu doğru mudur? Bu paralar ne miktardadır diyor. Sonra diyor birçok mebus arkadaş diyor mobilyasıyla beraber evlere girmiş ve o evleri tasarruf ediyorlar. Bu doğru mudur diyor. Yine Karahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey Sakal Nurettin Paşa'nın kasaları bombayla açtırdığını, el koyduğu paraların miktarını soruyor. İşte Kütahya mebusu Ragıp Bey 100 bin kişilik bir kafile bir ay İzmir'i yağma etseydi tüketemezdi. Fakat 8-10 memurun suistimali bunu çok kısa zamanda heba etti diyor. Yağma edilen malların %99'u halkın malumudur ve öğrenilmesi kolaydır diyor. Ancak yangınla ilgili hiçbir konuşma yapılmıyor. Ermeniler, Rumlar suçlanmıyor. O konu sanki bir çeşit konsensusla kolektif hafızanın gerilerine daha o tarihte itiliyor. Çünkü bence yani bu suçların psikolojisi açısından bakarsan herkes biliyor faili. Ama sonuçlarda da bu failin onunla durmayıp işi yağma ve gaspa götürmesi rahatsız ediyor o milletvekili. Evet. Çünkü sonuçta herkes o malın niye eşit dağıtılmadığını, niye kendilerine pay düşmediğini ya da iyi niyetle bakarsak niye Türk milletine aktarılmadığını sorguluyor elbette. Evet. Dolayısıyla yani faili meçhul değil, faili belli diyebileceğimiz bir hadiseyle bu anlattıklarından da çerçeve, fotoğraf netleşiyor. Toparlayalım son olarak. Toparlayalım. Bence bu netleşiyor sözünü belki en çok hakkını verecek olan Falih Rıfkı'nın Çankaya kitabındaki paragrafıyla bitirelim istersen. Tabii. Çankaya'dan önce bir sorun daha olacak ama neyse. Evet. Kalmadı mı zaman? Yok, bir sorum daha olacak ondan sonra. Peki, CHP'nin 15-24 Ekim 1927 tarihli Büyük Kongresi'nde okuduğu nutukta da değinmiyor yangına, onu da belirteyim. Ki 36,5 saatlik bu konuşmada Sakallı Nurettin'e 16 sayfa boyunca tırnak içinde saydırıyor yani. Verip veriştiriyor, evet. Evet, sonuçta Falih Rıfkı'dan öğreniyoruz yangının gerçek failini ve amacını derli toplu bir şekilde Çankaya kitabı 1969 baskısından okuyorum. Gavur İzmir karanlıkta alev alev tüte tüte yanıp bitti.
Yangından sorumlu olanlar diyor, o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçıları mıydı? Bu işte o zamanki ordu komutanı Nurettin Paşa'nın da diyor hayli marifeti olduğunu söyleyenler çoktu diyor. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediğini tutta görülür. Kibirli, dar kafalı, zalim, ceberrut düşkünü bir kimseydi. Bu yüzden bir zamanlar millet meclisi kendisini harp divanına vermek istemişti diyor. Nurettin Paşa'nın işte linç olaylarından söz ediyor. Onun ikrah verici olduğunu söyledikten sonra diyor ki bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarından bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim diyor milli mücadelenin diyor fotoğrafları vardı, onlar yandı diyor vesaire, onu da atlıyorum. İzmir'i niçin yakıyorduk diye başlıyor muhasebeyi yapmaya. Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermenilere tehcir vaki olunduğunda Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuru tahripçilik hissinden başka bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi vardır. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan ve yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Bir harp daha olsa da yenilmiş olsak İzmir'i arsalar halinde bırakmış olmak şehrin Türklüğünü korumaya kafi gelecek miydi? Goyu bir mutaassıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa ta Afyon'dan beri Yunanlıların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affedilmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz kuvvet almaktaydı. Şimdi burada niye yakmıştık diye zaten ilk başta hüküm cümlesini kuruyor. Ondan sonrakiler tevil cümleleri. Evet. Ceberruttu, intikam hissiyle doluydu, haklıydı vesaire dedi. Ama araya da çok müthiş bir şekilde bir kentin gayrimüslim ahalisinin olması, gayrimüslim kültürünün yaşamasının Türklerde yarattığı aşağılık kompleksini ve onları hiçbir şekilde vatandaş görememe durumunu evet. Ve onları mutlaka yok etmek gerektiği hissiyle dolu olduklarını bence son derece usturuplu bir şekilde açıklıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum izleyicilerimiz ne düşünür bu konuda? Evet, İzmir yangınının Cumhuriyet tarihinin, geç Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin tabu konularından bir tanesi oldu. Uzun yıllar böyle oldu, net malum. Büyük zafer Türkiye açısından. Tabii Yunanistan'da bu büyük felaket olarak adlandırıldı bu dönem. Bunun tabii şöyle bir boyutu var. Savaş dediğimiz şey genellikle silahlı erkek grupları arasında yaşanan bir şey. Ve göze göz, dişe diş bunun kuralı. Savaşın hukuku diye bir şey genellikle yok. Ama burada İzmir örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin tebaası, yani vatandaşları olan gayrimüslimler, işte az önce senin de aktardığın gibi işte 300 bin küsuru, 150 bin küsuru öldürülüyor. 300 bin küsuru da, 180 bin, 300 bin küsuru da çareyi kaçmakta buluyor. Evet. İşte İdilli'de bir Kızılaç kampı kuruluyor vesaire. Bunlar detaylar ama büyük bir felaket yaşandığı konusunda insanlık açısından çok önemli. Çünkü bu kaçmak zorunda kalanların denize döktük efsanesi sadece aslında algıda, yani askerlerle ilgili değil Türkiye'de. Diyebiliriz. Denize dökülenlerin çok önemli bir kısmı, çünkü Yunan ordusunun sayısı belli, çok önemli bir kısmı siviller. Evet. Ve silahsız, çoğu kadın, çoluk, çocuk, orada yaşayan İzmir'in kadim halkının mensupları. Evet. Böyle bir tarafı herhalde daha çok dikkat edilmesi gereken bir taraf İzmir yangını ile ilgili. Bununla ilgili son görüşünü almak istiyorum. İzmir yangını Cumhuriyet tarihi açısından kısaca ne ifade ediyor? İzmir yangını gerçekten bu Türkleştirme şeyinin, politikasının fiili olarak ve fiziki olarak hayata geçirildiği bir yer. Biliyorsun o yangın alanı milyonlarca kilometre karelik bir boşluk olacak. Bugün fuarın bulunduğu alan ve o mahallelerde bulunan bütün kültürel varlıklarıyla ve bütün fiziki izleriyle silerek İzmir'i adeta birdenbire
tek etnisiteli bir tek dinli bir şehre dönüştürecek ki bu İzmir'e yapılabilecek en büyük haksızlık. Yani tarih boyunca çok kültürlü, çok dilli, çok etnili bir kent olmuş ve cıvıl cıvıl bir ticaret limanı olmuş, zenginlik üretmiş, sanat üretmiş, ne diyeyim, dünyaya açılan penceresi olmuş. Ki bu çöküşten uzun süre kurtulamayacaktır. 1923 İzmir İktisat Kongresi toplanırken de oraya gelenler anlatacaklardır şehrin nasıl korkunç bir kargaşa içinde ve çöküş içerisinde olduğunu. İzmir'in toparlanması bence hala tamamlanamadı. Yani sadece Türkiye değil, İzmir'de özel olarak büyük bir zarar gördü bu şeyden ama bence esas olarak biraz önce dikkat ettiysen niye diğer şehirleri de yakmıştık dedi. Bir Ankara yangını vardır mesela, 1916 Ankara yangını, buna benzer bir etnik temizlik ve fiziki ele geçirme operasyonudur. Başka şehirlerde de yapılmıştır o tür yangınlar. Bütün bu yangınlar, gasplar, yağmalar gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelinde kötü bir tuğla olarak, kötü bir harç olarak ya da karşımızda duruyor. Bununla hesaplaşmayı başaramazsak ne mağdurlar olarak onaracağız kendimizi, ruhumuzu, ne de özür dilerim failler olarak, ne de mağdurlara kendimizi affettirebileceğiz. Maalesef bu konuda cesaret verici bir ortam da yok artık. Yani İzmir yangınına tipik bir etnik temizlik örneği diyebiliriz. Evet, evet. Sen daha güzel özetliyorsun. Ben biraz lafı uzatıyorum, izleyicilerimizin özür diliyorum. Anladım. Evet, özetliyorum. Çok çok teşekkürler. Bol ayrıntı içeren bir değerlendirme oldu bu. 9-10 Eylül İzmir yangını ile ilgili. 9-10 Eylül 1922. 13. 9'u geri alınışı, 12, 13, 14 hatta 30 Eylül'e kadar süren faslalı bir yangın. Düzeltelim o zaman, ben yanlış söyledim. 12, 13, 14 Eylül ve sonrasına savrulan bir... Hatta resmi tarih 13 Eylül diye tabir eder. Yani İzmir yangın deyince internette vesairede 13 Eylül tarihini bulursunuz. Tabii, düzeltmiş olalım. Peki, Ayşe Hürç'le konuştuk, tarihçi, yazar. Ayşe çok teşekkürler İzmir yangını ile ilgili olarak... bu değerlendirmem, bu toparlaman için. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Herkese hoşça kalın diyorum. İyi günler. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Dersimiz tarihte bir daha buluşmak üzere diyelim. Herkes hoşça kalsın.